Hatay'da yaşayan Rüşvanlı ailesinin yaşadığı bina depremde ağır hasar almış ve eşyalarını alamadan evlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Evde 14 yaşındaki Furkan için çok önemli bir metin vardı. Depremde hayatını kaybeden en yakın arkadaşının kaleme aldığı tiyatro oyununun metni. Furkan riske rağmen eve girip o metni aldı. Ondan geriye fotoğrafları ve el yazısı yazdı, bu tiyatro oyunu kaldı. En yakın arkadaşı depremde hayatını kaybetti. Arkadaşından kalan hatırasını ailesi ağır hasarlı binaya girip kurtardı. Memo Can'dan bize bu kaldı. Tek fotoğraflar değil de böyle somut bir şey elimde olmasını istediğim için o tiyatro metnini çok istemiştim. Çünkü kendi el yazısı vardı. Hatay'da yaşayan Rüşvanlı ailesinin yaşadığı bina depremde ağır hasar almış, eşyalarını alamadan evlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Yıkılmasına karar verilen evlerinde 14 yaşındaki Furkan için çok önemli bir metin vardı. Benim odama girebilirseniz demiştim. Ölen bir arkadaşım vardı benim. Ondan bir hasıra vardı bende, bana hediye etmişti. Bir hocası tiyatro metni istemiş ondan. Tüm risklere rağmen annesi eve girdi ve depremde hayatını kaybeden Mehmet Fatih Çinçi'nin el yazısıyla yazdığı o tiyatro oyununu aldı. Tiyatro oyununun son uçak kazasında benle Memoş hayattaydık ve bana Furkan hayattayız dedi. Keşke bir tiyatro, bu tiyatro oyunu gibi olsaydı ama yok artık. O yok yani. Depremin ayırdığı iki yakın arkadaştan geriye el yazısıyla yazılan bir tiyatro metniyle bu görüntüler kaldı.